Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeci Hafter'in Libya'da savaş suçu işlediğini söyledi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Uluslararası toplum meşru hükümeti destekleyerek artık tercihini yapmalı, savaş suçu işleyen darbecileri durdurmalıdır. Libya'yı kan gölüne çeviren lejyonerler bir an önce bu ülkeden çıkarılmalıdır. Terhune ve daha birçok şehirde ortaya çıkan toplu mezarların hesabı darbecilerden muhakkak sorulmalıdır. Erdoğan, Kriter dergisine röportaj verdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi. Gerilim istemiyoruz, işbirliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açık dedi. Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını gasp etmek istediler. Defalarca bunun yanlış olduğunu, hukuka uygun olmadığını söyledik. Türkiye'nin hak ve hukukunu koruma noktasında kararlı olduğunu ifade ettik. Hedefleri Akdeniz'e en uzun kıyıya sahip olan ülkemizi sadece oltayla balık tutacak bir kıyı şehrine mahkum etmekti. Ama attığımız adımlarla bu planı boşa çıkardık. Erdoğan Ayasofya kararı ile ilgili bazı batı ülkelerinin açıklamalarına da tepki gösterdi. Danıştay'ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içeriden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil Türk milletidir. Bu bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer. Cumhurbaşkanının gündeminde FETÖ ile mücadele de vardı. Firari örgüt üyelerinin iadesi konusunda gereken çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bazı ülkelerin tavrını eleştirdi, Antifa örneği verdi. Trump Antifa'yı terör örgütü olarak ilan edeceklerini açıkladı. Benzer tehdit FETÖ için de geçerli dedi.